Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günal. Bütçenin tümü üzerinde aleyhte şahsı adına. Buyurun efendim. Sayın Lütfen Başkan, yerlerimize oturalım. Değerli milletvekilleri, beni dinleyen milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Dinlemeyenlere de kuliste çay içmeye yolluyorum arkadaşlar, ama gerçekten ben hayal kırıklığına uğradığımı bu son konuşmacı olarak hepinizin adına baştan söylemek istiyorum. Çünkü Sayın Başbakan konuşmasına başlamadan önce hemen elime konuşma metnini aldım. İlk sayfalara baktım, gayet güzel, geleneklerimizden, örfümüzden, adetimizden güzel bir başlangıç yapacağız diye açıkçası düşündüm. Ve ben de konuşmamda yine Sayın Başbakan da memleket olan Konya'nın bütün dünyaya haykıran sesi Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Yunus Emre'nin sözleriyle başlayıp öyle devam edeyim istiyordum, ama ben gerçekten bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hükümet programındaki konuşması Sayın Başbakan'ın beni biraz umutlandırmıştı. Bugün gerçekten öyle bir şey bekliyordum. Ama 39 dakika kalıncaya kadar, tam 26 dakika boyunca sadece hamasi popülist şeyler duydum. Saate dikkatli baktım arkadaşlar. Yani bütün insicamım bozuldu Sayın Başkan'ın çok kullandığı tabirle. Konuşacaklarımın hepsi birbirine girdi. Ben gerçekten, yani gerçekten üzüldüm. Sayın Başbakan da aynı şekilde bir taraftan yapmayalım derken 6-7 defa yeniden etnik kökenleri söyledi. Bu nasıl bir anlayıştır ben anlamıyorum. Yani yapmıyorum derken şunu 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 demiyorum diyor. Şimdi ben de şunu şunu demiyorum diye başlasam, bunları demeyeceğim ben Sayın Başbakan için desem, siz hepiniz birden ayağa kalkıyorsunuz. Yani şartlı cümlede bile ayağa kalkıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç defa birden böyle aynı şekilde yine bakanların yaptığı gibi Sayın Başbakan da 2002 diye başlıyor. Yine bir yere gidiyor. Ya burada biz, madem ki bu üslubu kullandınız, Türkiye'nin sorunları var diyorsunuz, bunları çözelim diyorsunuz. Peki nasıl olacak yani bu ayrıştırıcı dille? Burada bir revanşist bir şekilde ona onu söyleyeyim, bunu buna söyleyeyim. Veya benimle ilgili bir sürü dedikodu çıkıyor, kendimi ispat edeyim. Ben bu haleti ruhiye içerisinde bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum arkadaşlar. Ben çok farklı şeylerle komisyonda, bütün bakanlarımız buradalar. Hepsine söylediğim şuydu, gelin burada bir çoğu duruyor. Bazıları çıktı Sayın Başbakan'la. Hep söylediğiniz, efendim, yapısal önlem karakterimiz diye Sayın Başbakan'ın konuşmasına da yazdığınız şeyleri gelin beraber yapalım diyecek. Ama şimdi bu anlayışla neyi nasıl yapacağız anlamıyorum. Vaatlerimizden %82'sini yaptık diyor. En insaf ya. O zaman hiç vaatte bulunmamışsınız siz. En başta söylediğiniz asgari ücreti, efendim, %122 reel artırdık dediğiniz şeyin 1000 liradan 1300 liraya çıkanını muhalefetin baskısıyla yapmadınız mı? Ben soruyorum Sayın Başbakan'a, bu sözler ona ait değilse özür dileyeceğim. TÜSİAD'a gidip Haziran seçimleri öncesinde bizim 1400 lira, CHP'nin 1500 lira dedi asgari ücretle ilgili. Ya devlette asgari ücretle çalışan kişi yok ki. Bunun yükü size, niye itiraz etmiyorsunuz diyen kimdi? Başka birisi miydi? 1000 liradan 1300'e çıkanı zaten muhalefeti zoruyla yapmışsınız. O da yeni olmuş. Şimdi değerli arkadaşlar, bu para nereden bulunacak? Hedeflerimizi yazdık. Hedefleriniz ne oldu? Sayın Cevdet Yılmaz orada. Yukarıda da konuştuk. Dedi ki biz sözümüzü tuttuk. Şimdi bakalım. Sözünüzü tutmuşsunuz. Sözler. 2011 yılı seçim beyannamesi. 2015 yılı hedefiniz. Gayri safi yurt içi hasıla 1 milyar 76 milyon. 2011 seçim beyannamesinde verdiğiniz söz vatandaşa. Geçen yılki orta vadeli programdaki hedefiniz 850 milyon dolar. Gerçekleşme ya da son OVP'deki gerçekleşme tahmininiz 722 milyon dolar. Milyar pardon. Kafam karıştı. İnsicamım bozuldu dedim ya. Şimdi 1076 verdiğiniz söz. Geçen seneki hedefiniz 850. Bu sene gerçekleşme tahmininiz 722. Neyini tuttuğunuzu ben artık size ve vatandaşlara bırakıyorum. Bu hedefin neresi tutmuş?
Aynı şekilde kişi başına gelir hedefiniz, sözünüz, vatandaşa taahhüdünüz 2011 seçim beyannamenizde 14 bin doların üzerinde. Geçen yıl OVP'de 10.900'e düşmüşüz, şimdi 9.200'e. Hani sözlüğünün verdiğinizin hepsini tutuyordunuz? Birkaç tane sadece örnek vererek geçeceğim çünkü çok fazla şeyler var. Yine bakıyoruz bu hedeflerden başlamışken değerli arkadaşlar, yine kişi başına gelirle ilgili bunlar eğer tutmuyorsa 2016-2018 hiçbirisi tutmuyor. 2023 hedeflerimiz de maalesef bugünden kadük olmuş durumda. Şimdi Sayın Başbakan'ın en çok güldüğüm şeylerden bir tanesi de her kuruşun hesabını veririz diyor. Yani gerçekten şaşırdım. Her bir kuruşun namusumuz biliriz diyor. Sayın Maliye Bakanı burada, Sayın Bakanlar burada. Hepimiz defalarca sorduk. Ben tekrar soruyorum. Vergi Uzlaşma Komisyonu'nda, Merkezi Uzlaşma Komisyonu'nda 3 yıldır en fazla vergi borcu silinen kimdir söylesin. 420 küsür milyar Cengiz İnşaat'ın vergi borcunu silinip silinmediğini 500 sefer sorduk. Burada henüz cevap verilmedi, kavgaya getirildi. Yani soruyorum ben. Tekrar soruyorum. Bakalım ve sahip çıkmış mısınız? Şimdi Sayın Bostancı bir hesap yaptı. Ben de kendi kendime otururken 14'ten 41'e geçti arkadaşlar. Belki burada olmayanlar vardır. 41 kere maşallah diye. Şöyle oturdum, yazdım, çizdim. 14'e ekledim, çıkardım, olmadı. 41 tutturamadım. 42 çıkıyor. 14'e 3 ekledim. 3 ekledim. 17 oldu. La 14'e 11 ekledim. 25 oldu. 17 25'i topladım, 42 oldu. Bir türlü 41 çıkmıyor. 42 kere maşallah size 17 25'ten dolayı. 42 kere 41 diye ben bir tane artırmış olayım. Enteresan ama ikisinin farklarını topladım ya. 11 artı 3 o da 14 çıkıyor 14. yılda. 42 kere. 42 kere maşallah size. 42 kere maşallah size. Şimdi ya ama benim hesabım sayın hocam kadar derin değil. Onun için bir fazla çıkarıyorum yani. Kusura bakmasın. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki bankacılık sektörünün maliyetlerini yani bari burada bari insaf dedim artık ya. Hani her şeyi söylüyor da maliyetlerini diyor biz üstlendik. Ya bankacılık kanunu 99 yılında çıktı. Bütün o reformlar yapıldı. Sermaye yeterli rasyosuyla ilgili, bankalarla ilgili, kamu bankalarıyla ilgili, Merkez Bankası'yla ilgili, bugün vatan haini faiz lobisi diye suçladığınız başkanın şu anda size karşı dik durabilmesinin kanunu Mayıs 2001'de çıktı arkadaşlar. Yani bankaları biz batıran hükümetten sonra temizledik, kanunu çıkardık, temiz bir şekilde size koyduk, siz de yabancılara devrettiniz hepsini. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Başbakan diyor ki sağlıkla ilgili 12.500 kişi yoğun bakım yatağı bilmem ne. Ya daha yeni şehir hastaneleriyle ilgili Sağlık Bakanı söyledi. Yani bir taraftan enteresan bir şey var arkadaşlar bakın. Bir taraftan anahtar teslimi fabrika yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki vatandaşın parası yok. Devlet yapsın biz kiralayalım. Öbür taraftan bizim paramız yok. Vatandaş şehir hastanesi yapsın biz onu kiralayalım. Yani vereceğiniz de yandaş, kiraladığınız da yandaş. Bunun neresine inanalım ben anlamıyorum. Bütçenin ekinde son gün kabul edilen önerge var arkadaşlar hatırlamıyorsa onu söyleyeyim. Bir taraftan önümüzdeki 25 yılı milyarlarca lira ipotek altına alıyorsunuz. Sonra biz sağlıkta şunu yaptık. Ben anlamıyorum. Bu gerçekten yadırgadım. Yani açıkçası asgari ücretin de ötesinde burada Sayın Başbakan'ın söylediklerinde çok şey var konuşulacak. Ama yani yabancı sermaye ile ilgili de bir şeyler söylüyor. Ben size tekrar soruyorum burada. İlgili bakan arkadaşlarıma 2000 yılında İzmir'deki bir otomotiv fabrikasından bu yana Türkiye'de yeni kurulan 1 milyarlık bir yatırım var mı yok mu? Burada bakanlar söylesin. Ben de bilmek istiyorum. 1 milyarlık bir yabancı sermaye taze geldi mi? AVM dışında, konut dışında ve belli yatırımları devralma dışında böyle bir şey geldi mi? Açıkçası bunu da merak ediyorum. Ama en komik olan da benim daha çok dikkatimi çeken siyasi konulardaki söyledikleri de gerçekten enteresan. Az önce Sayın Gök bir kısmını söyledi ama diyor ki hiçbir ülke sınırlarında silaha izin vermez. Allah Allah. Yani az önce hep beraber alkışladığınız Sayın Cumhurbaşkanı'nın web sitesinde
hala duruyor. Diyor ki biz bunları silahları gömecekler derken her yere silah depolamışlar diyor. Valilere diyor ellemeyin demiştik. Komutanlara ellemeyin demiştik ama bu adamlar silah depolamış diyor. Ya yani kendisi söylüyor. Ben Sayın Başbakan nasıl bunlara ulaştı bil. Cumhurbaşkanı lütfen efendim. Burada tartıştık. Geçen yıldı daha. Geçen yıl bütçesindeydi. Komisyon üyesi arkadaşlarım biliyor. Burada bir sürü şeyler söyleniyor. YPG, PKK, şu bu diye devam ediyorsunuz. Ya 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş gününde o topraklardan geçerken ve de bazı unsurlar dedim de itiraz eden vekilimiz şu anda yok. Kandil'den birileri Kürdistan'dan çıktık, Kürdistan'dan geçtik, Kürtlere yardıma gidiyoruz dediğinde sesi çıkmayan İçişleri Bakanımız buradaydı, o da gitmiş. Yani Kobani'ye selam olsun diyen Sayın Davutoğlu'ydu. Bakın Obama'ya ben teklif ettim bu işlerin geçişini ve Eyüp donatı diyen de Sayın Erdoğan'dı. Ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Biz başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Yoksa Sayın Başbakan Dışişleri Bakanlığı alışkanlığıyla gezerken bazı şeyleri göremiyor mu? Ben gerçekten merak ediyorum değerli arkadaşlar. Açıkçası bir de son bir şey daha söylemek istiyorum süren bitmeden. Yani başkanlık sistemi ve anayasa tartışmasında Sayın Başbakan çok güzel sizin de alkışladığınız bir şey söyledi ama ben galiba ya hafızamı kaybettim ya kulaklarım yanlış duyuyor. Seçimin ama işte bir bakın bir kontrol edin de birazdan dinletirim isterseniz. Sayın Başbakan seçimden sonra dedi ki kendim bizatihi kulaklarımla görüntülü olarak duydum. Milletimizin iradesi parlamenter sistem lehine tecelli etmiştir. Başkanlık tartışması bitmiştir diyen de Sayın Davutoğlu. Ama şimdi demek ki bir sıkıntı var ki tekrar mecburen buralara dönmek zorunda kalıyor. Açıkçası bu şartlarda bir şeyler yapmamız mümkün değil arkadaşlar. Gelin bırakın bu kayıkçı kavgalarını, hamaseti. Ben yine baştan yapmak istediğim yere dönüyorum. Yine oraya dönüyorum. Hep birlikte bu yapısal önlemleri çıkaralım. Gelin hep birlikte bir yapısal önlem komisyonu kuralım. Gerekirse plan bütçeye getirin. Sanal gündemlerden vazgeçip Teşekkür ediyorum Sayın Günal.